kapalı halde kuşlarımı tahmin etmeye çalışıyorum. Bu ay, ay inşallah ısırmaz. İnşallah Osman'dır. E, gagası değdi ısırmadığına göre şöyle bir yavaştan tepesine bakacağım. Keli var mı? Aa bu şey. Dur bakayım Keli var. Bu Sacit mi? Sacit bu. Osman say Bismillahirrahmanirrahim. Ay tamam Osman bu. Ben bütün uzuvlarımı çok seviyorum. Kalsın. Daha görmeyeceğim diye burnumu da kapattım. <laughs> Koku alamıyorum. Ay, ay. Bu makmuş mu bu? Tüyleri çok bebeksi çünkü. <laughs> bu makmuş. Evet. Ay bu annesinin balkuşu. <laughs> Annesin Burhan. Şu topu alabilir miyim Osman'cığım oradan? Alamazmışım. Bu top Burhan'ın da alayım ona vereyim oynasın yazık. Ben şunu şöyle şuradan yavaşça alayım Osman'cığım. Ay! Ya şunun şurasında bir şey mi var? Dur bir dakika şunu alayım şuradan sana geri vereceğim. Vallahi bak dur. Ay ay burasında. Aa! Dur şunu alayım şöyle. Kandırdım Burhan'a vereceğim bunu. <laughs> Telefona Dursun'un parmak izini tanıtıyoruz. Çünkü neden yapmayalım? Şu anda ellerini kabak çekirdeği yemekte kullandığı için mecburen ayağını tanıtıyoruz. Ayağını parmak izi okutma yerine oturtmak biraz zor olduğu için zorlandık. Ama sonuç olarak oldu gibi. Çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Artık Dursun yetkili biri. Şimdi hamster Dursun bu salla gezintiye çıkacak. Ama önce bir şey denemem lazım. Dursun'u tehlikeye atamam. Evet tam düşündüğüm gibi. Salı güçlendirmemiz gerekecek. Başarısız olmuş ama şimdi batmaması için bir ekleme yapacağız ve pet şişe yapıştıracağız altına. Pet şişeleri yapıştırdık. Alt ve üst tarafa da iki parça çubuk ekledik. Batmaz gibi görünüyor ama yine küçük bir deneme yapalım. Şu kaseyi koyalım. Artık Titanic batar, bu sal batmaz. Dursun ilkel su aracına kendisi biniyor. Bir çılgınlık yapıp saldan aşağı atlamasın diye kontrollü yüzdürüyorum. Evet Dursun Bey gezimizin sonuna geldik inelim. Tanıştırayım bu Burhan Altıntop. Burhan parayı çok sever. Cildinin bebeksi pembeliğini korur. Makbule'ye platonik olarak aşık. Makbule ise şu an kayıp nerede olduğu bilinmiyor. Burhan duş almaya bayılır. Bazen bulaşıkları birlikte dizeriz. Seyahatlere bayılır, birlikte birçok yer gezdik. Burada ÖSS'ye geç kalan Nazife oynuyor. Bilmecelere bayılır, sizden zeki olmasın çok zeki. Anında en lezzetli sarma olabilir. Nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Zaafı Osman ama Osman da erkek. Zaman zaman küçük sinir harpleri olur. Kafesten kaçmaya çalışırken kapıya takılmak gibi. Şakadan anlar. Gaffur şimdilik onun en iyi arkadaşı. Burhan rafine zevkleri olan bir kuş. Öncelikle kuşumu tavaya koyuyorum. Ardından üzerine bir miktar su ekleyeceğim ki lezzeti suya geçsin. Bunu yaptıktan sonra çeşitlilik olsun diye bir miktar da maydanoz ekliyorum. Maydanoz da lezzetine lezzet katıyor. Sonra tavamı ocağa koyuyorum. Bu arada malzemem tavadan çıkmaya çalışıyor. İçeri girmen lazım. İnanmıyorum ya tavayı ocakta unutmuşum. Kuşum yanmış kara olmuş. Dursun hadi dişlerini törpülemesi için verdiğim eşyaların son halleri. Kemirmesi için böyle sahte bir havuç vermiştim. Havucun son hali bu bayağı bir kemirmiş. Böyle minik taşlar vermiştim. Talaşların arasına saklamış. Bakalım ne kadar kullanmış. Bunu da kemirmiş biraz demek ki işe yarıyor. Yalaması için taş vermiştim. Açıkçası bunu kullanıp kullanmadığını anlayamadım. Sırf içerik olsun diye cam balkonu bilerek patlatmışım. Bir yorumda denk geldim. Gerçekten ben artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şu o kadar tehlikeli bir şey ki kuşumun üzerine de düşebilirdi. Çünkü Osman da o sırada balkondaydı. Hayvanın aklı çıktı. Bize zarar verebilirdi. Başımıza düşebilirdi. Yani Allah korusun çok tehlikeli bir şey bu. Böyle tehlikeli bir şeyi içerik için hayatta yapmam. Arkadaşlar farem kayıp. Yem kabının altına falan bakıyorum belki buraya girmiştir diye. Kutusu var burada. Buraya girip uyuyor. Buraya da baktım ama yok. Nereye gider? Bir fare nereye saklanır onu da hiç bilmiyorum. Kapıların arkasına falan bakıyorum. Dolapların altına falan da baktım ama yok. Girebileceği bir delik de yok bu arada. Burada aklıma hamsterımın çiş yaptığı ve bir şeyleri kemirdiği geldiği için koşa koşa salona gittim. Koltuklarıma işemesin ya da halılarımı kemirmesin diye ama buralarda da yok. Sonra odasına geldim ve o uyuduğu şeyi boşaltmaya karar verdim. İçinde bolca talaş var. Ben bunun içine bu kadar talaş koyduğumu hatırlamıyorum. Sonra kendisinin talaşın altına sakladığını gördüm. Dursun az kalsın kalbime indiriyordun ya. Dursun'u şu an kapsülüne koyuyorum çünkü kafese temizlenecek. Ben kafesini temizlerken o üstün yeteneklerini kullanıp buradan çıkmaya çalışacak. Hemen tuvalet olarak kullandığı noktayı buldum. Buradaki talaşları alacağım. Dursun çalışmaya bu sefer hızlı başladı. Bu yüzden elimi çabuk tutmam lazım. Galiba bu sefer Dursun için kolay bir yer seçtim. Ben de çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. Derken Dursun çıktı. Bir dakika bile sürmedi. Ama şu an çıktığının farkında değil. Ben bunu biraz daha değerlendireceğim. Elimi çok hızlı tutup yemini de koyduktan sonra o da kapsülünden tamamen çıktı. Biz yine değişik bir makine bulduk. 3 lirayla çalışıyor. Topumuzu almak için madeni parayı attık ve topun gelmesini bekledik. Düştü de. Şimdi birinci topu aldık. Bunda hiçbir sorun yok. Asıl problem ikinci topta. Şimdi izleyin. Bu arada yanlış konuştum. Top değil. Yumurta içinden ne çıkacağını bilmiyoruz sonuçta. Neyse ikinci yumurtayı da almak için parayı attık ama yumurta aşağı düşmedi. Şöyle bir baktık yani bir tık diye bir ses geldi. Yumurta bir yere düştü ama aşağı düşmedi. Şimdi yumurtanın makinenin neresinde olduğunu gösterdi. Burada kalmış yumurta. Aşağı düşsün diye eşim makinayı salladı. Sonra güç bela aşağı düşürebildik kendisini. Bunları başka bir videoda beraber açarız. Bakalım içlerinden ne çıkacak. Dursun'un suluğundaki suyun bir süredir azalmadığını fark ettim. Dursun'a denettirdim içebilecek mi diye. Ama su çok yetersizdi. Şöyle su akıyor mu diye bakmak için pıt pıt yaparken ucunda bir şey gördüm. Suyun akması gereken yeri beyaz bir şey tıkamış. Şuradan da o şeyi çıkarmaya çalışıyorum burada. Bu nasıl bir zekanın ürünü? Dursun bunu nasıl yaptı bilmiyorum ama. Bir süredir Dursun bunun yüzünden çok çok az su içiyormuş. Dursun kendi çabasıyla yaşam kalitesini düşüren tek hamster olabilir. Kuş dönüyormuş gibi görünüyor değil mi? ama aslında dönen kuş değil. Aynısını Burhan'da deniyorum. Telefonu video kayıt moduna aldım ve makinenin içine yerleştirdim. Bunu çok güzel bir şekilde sabitlemem gerekiyor. Sabitledikten sonra yaptığım tek şey Burhan'ı kameranın tam önüne getirip tamburu döndürmek. Burhan dönüyormuş gibi görünüyor ama aslında dönen telefon. Diyelim ki kuşunuzun tırnağını keserken kanattınız. Ne yapacaksınız? Bu noktada bebek pudrası ya da mısır unu kullanabiliriz. Bende mısır unu vardı. Mısır ununu bir kaba koyduktan sonra kuşumuzun tırnağını mısır ununa batırıyoruz. Kanamanın durması için yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekliyoruz. Eğer durum çok ciddiyse direkt veteriner hekime gidin. Bak şimdi bu senin olsun ama elimi ısırma. Şuraya koyacağım. Evet. Bu oyuncağı da kendime alıyorum. Bu da şurada dursun. Hmm. Ya da vazgeçtim ya ben şunu istiyorum. Ay bak takas yapmak istiyorum. Kendi oyuncağımı sana vereceğim. Bu kadar saldırganlaşmana gerek yok. Önündekini istiyorum bak o daha küçük. Şöyle. Ben de başka planlarımı devreye sokarım. Şimdi ne yapacaksın Osman? Ne oldu? İşin gücün şov. Ben yanlışlıkla kötü bir şey yaptım. Burhan'ın en sevdiği oyuncağını yanlışlıkla elektrik süpürgesine çektirdim ve elektrik süpürgesinin haznesi ağzına kadar dolu. Şimdi hatamı telafi edeceğim ve o pisliğin içine elimi sokup almam lazım oyuncağı çünkü Burhan çok seviyor. Süpürgeyi altına bez serip masanın üzerine koydum. Bakın şuradan görünüyor zaten. Biraz uğraştıktan sonra hazneyi açtım. Bakar mısınız? Ağzına kadar kuş yemi ve kuş tüyü dolu. Şimdi bunun üstünü açıp oyuncağa ulaşmam lazım ama onun nereden açılacağını bulamadım. Ha şu buton gibi şeye basıp oradan yukarı kalkıyormuş. Bakın şurada. Evet onu almam lazım şimdi. Ya ben yanlışlıkla buranın başka oyuncağını daha çekmişim elektrik süpürgesiyle. Bakın. Açmışken onu da alayım bari. Bu oyuncaklar pisliğin içinden çıktığı için kaynar suyla güzelce dezenfekte ediyorum ve kuruluyorum. Al Burhan, özür dilerim aşkım. Kuşun Volkan'ın neden öldüğünü hepiniz çok soruyorsunuz, şimdi bunu cevaplayacağım. Volkan ölmeden bir hafta öncesine kadar hiçbir şeyi yoktu, çok sağlıklıydı, yalnızca tüy dökümüne girmişti. Biz de kuşlarımız tüy dökümüne girdiğinde yaptığımız rutin şeyleri tekrarladık, vitamin verdik, takviyelerini yaptık, yemlerine dikkat ettik, bu kadar. Bir de şöyle bir şey oldu, Volkan tüy dökümüne girdiğinde biz de düğün telaşesine girdik çünkü evleniyorduk, düğünümüz vardı. Düğün telaşesinden dolayı da çok fazla evde duramıyorduk. Evde ailemizden bazı kişiler vardı. Haziranda İzmir sıcağını da bilirsiniz. Biz kuşlarımızın huyunu bildiğimiz için cam kapı açmak yerine evde klima çalıştırır, onların odasının kapısını kapatırdık. Ama maalesef evdekiler cam kapı açmış, kuşlarımızın özelliklerini ve huylarını da bilmedikleri için kuşlarımız cereyanda kalmış. Bundan en çok etkilenen tüy dökümünde olan Volkan'dı. Fark ettiğimizde veterinere götürmek istedik veteriner bakmadı gece olduğu için. Diğer kuşlarımız çok sağlıklıydı ama Volkan ne yazık ki dayanamadı.